Hanımlar beyler, İstanbul Mecidiyeköy Dada Salon Kabare'den yayınlanan Uykusuzlar Kulübü başlıyor. Şimdi karşınızda Okan Bayülgen. Stüdyodaki seyircilerimiz hoş geldi. Sizler de ekranlarınızın başına, internetin nerenin başında duruyorsanız hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Bizi izlediğiniz için çoklukla, sıklıkla çok fazla izleniyoruz. Ve her programın başında olduğu gibi bu artık bizde bir gelenek haline geldi. Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Binali Yıldırım'ı tekrar ve tekrar ve yine bu programın başına da programımıza davet ediyoruz. Çünkü iki başkan adayına da davetiye çıkarmıştık. Aynı anda davetiye çıkardık. Bunu sürekli yineliyorum. Çünkü sadece Sayın Ekrem İmamoğlu'nu almışız gibi bir kanı oluşmaya başladı. Özellikle son günlerde tabii ki bu yarışın kızışması ve biraz sinirli geçmesi dolayısıyla özellikle Twitter üzerinde eleştiriler oluyor. Halbuki ben ısrarla her program başında Sayın Binali Yıldırım'ı programımıza çağırıyorum. Geçen gün çok bilinen kanallardan birinde bir gazeteci bana yalaka dedi. Evet. bir şey yapamadım yani. Yani o anda bir şey yapamazdım tabii de yani ne düşüneceğimi bilemedim. Tamam, madem yalakayım o zaman Binali Bey'e de yalakalık yaparım. Ne güzel işte, değil mi? Olmaz mı? Peki, Sayın Binali Yıldırım'ı programımıza davet ediyoruz. Bu gece, bu güzel bayram gecesi sizlere eğlenceli bir program hazırladık. Çok sevdiğiniz sanatçılar birazdan burada olacaklar. Hanımlar, beyler, Uykusuzlar Kulübü başlıyor. Hanımlar, beyler, işte güzel bir albüm, çok güzel bir kadın. Alkışlarınızla İrem Derici. Hakikaten çok güzel çıkartmışlar seni burada. Evet. Albüm kapağına çok güzel çıkmışsın. Ve burada da güzel çıkmışsın. Burada böyle başın öne eğik. Ondan sonra burada da çok hoşsun yahu. Ha? Tanrı estetik cerrahlarını ve makyörüm Önder Tiryaki'yi korusun. Ya işte böyle yapma diyorum sana. Bin kere dedim. Sonra Ayşe Arman'la röportaj yaptığında da söylemişsin. Okan bana demişti diye. Yine aynı şeyi söyleyeceğim. Sen güzel bir kadınsın. Sen seksi bir kadınsın. Kocaman gözlerin var. Öküz gözü gibi, eşek gözü gibi kocaman gözlerin var. Kocaman bir burnun var. Kocaman yanaklı, kocaman bir ağzın var. Kocaman böyle. Aşağı doğru inmeyeceğiz inşallah. Ha? Aşağı doğru ineceğiz mi? Aşağında fena değilsin şu anda aşağın bayağı olarak. Yani şurada yokluk vardı biraz, onu da sağ olsunlar yaptık. Nereye yaptın? Çuçu. Neci? Çuçu. O kim? Memme. Memeler, evet. Memeler de gayet güzel olmuş. Allah yapandan razı olsun. Ne diye bir şey göremiyorum ki. Ben zaten, bir şey getirdim. Zaten kocaman bir şey. O ne ayol? Şimdi benim ergenliğim boyunca hep zaten bir ünlü olmak, şarkıcı olmak hep bir hayalimdi. Ve bunların level'ları vardı benim için. Ve bu level'larda en önemlisi Okan Bayülgen'e konuk olmaktı. Ne güzelmiş ya. Size ilk konuk olduğumda... o zaman böyle bütün mahalleyi alıyordunuz ya, böyle Eminönü gibi oturuyorduk masada. Sekiz kişi falandık. Hı. Arkada her yerin birbirine girmiş şekilde titriyorum. Üzerimde bu tişört vardı. Oo. Ama hikayesini de anlatacağım. Siz hatırlamazsınız, haftada 9600 konuk aldığınız için o dönem. Bu tişört üstümde duruyorum. Canlı yayın, Okan Bey geldi. Bana döndü, böyle yaptı. Siz kimsiniz dedi.
yani çağırdığınıza göre biliyorsunuz herhalde gibi bir şey söyledim, böyle yaptı. E tamam, popçusunuz, okey. Ne değiştiriyor? Yani siz diğerlerinden farklı kılan şey ne dedi? Allah Allah. Hatırlamıyor musunuz? Hiç hatırlamıyorum ya. Alzheimer! Alzheimer! Evet evet, daha fena. Bilmiyorum dedim. Tişörtünüzdeki beyefendiyi tanıyor musunuz dediniz bana. Ha. Dedim tanıyorum, bir fotoğrafçı Amerikalı. Okey, sizinle uğraşacağım dediniz ve canlı yayın başladı. Güzel. Bu yani bakın zaten babaannemin donuna döndü. Yıllardır asla ve asla doğrumdan... Nasıl da babaannenin donu böyle bir şey mi? Böyle artık çok giymekten yıkanmışlıktan böyle pul pul olmuş, pamuk pamuk olmuş. Böyle ne bileyim, bunu getirmek istedim çünkü bu benim için çok şeyin sembolü yani. O gün sizinle o muhabbeti etmem, sizin bana onu söylemeniz. Çünkü benim için zeka demek, siz demek. Oo, ne tatlısın. Evet ama şimdi ben de tatlıyım artık. Daha yaşlı, daha babacan. Evet, evet. Ama şey güzel hakikaten tişört. Bir göstersene bir daha bakayım, dur. Hatırlamaya çalışayım. Evet, evet. Çok güzelmiş. Çok güzelmiş hakikaten, ama güzel bence, giyilebilir şeyde. Gayet giyiyorum zaten. Çok hoş, harikulade. Peki, ama biraz kilo almışsın. Biraz. Ha? Evet. Hı? O yani bir anoreksiya. Anoreksik. Evet, öyleydik ama iyisin, gayet iyisin şu anda. Şu an bayağı besliyim yani. Bu galiba bu senenin ya birkaç sene sürecek bir trend mi başladı? Çünkü Berkay'ın albümü de senin albümün de galiba ikisi de 90'lar albümü oldu. Onunki 80'ler 90'lar. Ha, seninkisi sadece 90'lar mı? Değil. Çıkış şarkım 2003-2004 Acemi Balık, Nalan'ın söylediği, Altan Çetin'in söz müzik olan. Özür dilerim bir dakika. Sessiz olun! Devam. Berkay'ın yaptığı albümde... Hayır, aşağıda kulis tam çünkü altımızda olduğu için, evet. Berkay'ın yaptığı albümle benimkinin arasında şöyle bir fark var. Berkay... size katıldığı günü de, programı da izledim. Siz demez misin ne olur bebeğim? Asla yapamam. Ne yapacağız? Yani bir gün... Çok acayip, ben de sessiz diyeceğim. O zaman tamam, öyle olur, siz, ne yapalım? Sezen Cumhur en alta geldi. Sizler hoş geldiniz. Evet. Yok ben yapamam gerçekten. Hani pek bir gün böyle iyice birbirimize böyle hani sır verebilecek hale geldiğimizde ben sır verebileceğimiz zaman. Yok, program sonuna doğru bakarız. Neyse, Berkay'ın bu albümdeki amacı bence şeydi. Benim de çok eski arkadaşım. Onun hep bir, ben sadece popçu değilim, ben müzisyenim, ben müziğin içine doğdum, büyüdüğümü ispat etmek isteği var içinde. Benim öyle bir isteğim yok. Yani gün gelir belki olur ama ben zaten biliyorum ne yaptığımı, ne ettiğimi. Ben sadece çok da eski olmayan şarkıları bir tık daha böyle cilalayıp sunmak istedim. Hem de işin ekmeğindeyim yani. Yalan mı söyleyeyim? Hayır, söyleyemem. Nüksediyor. Asla yalan söyleyemem. Ne demek işin ekmeğindeyim? Daha çok böyle şimdi bunlar zaten garanti şarkılar. Öyle bir durumumuz var ya. Evet, zamanında evet. Tutmuş ve o dönem tuttuysa bu dönem zaten... Ama bir o kadar da getirir. Tehlikeli değil mi? Çok. Mesela Acemi Balığı bize söyleyeceksin birazdan. Acemi Balık Nalan'ın şarkısıydı ve herkes bayılıyordu filan. Şimdi hep bir karşılaştırma olmayacakmış. Olacak. Ondan mı seviyorsun, bundan mı seviyorsun diye. Şimdi güzel, Nalan'la karşılaştırsınlar. Ben Burhan Çaçan söyledim, onunla karşılaştırılıyorum ya, şu an. Ya, yani. Ve Aşkımız Olay Olacak, Burhan Çaçan'ın şarkısı benim çocukluğumun en özel şarkısıdır. Biz böyle kuzenler falan hep beraber kahvaltı masasında ben girerdim şarkıya. Aşkımız Olay Olacak yerinde herkes ayağa kalkardı. Ve ben Burhan abinin o tatlı şivesiyle o şarkıyı ezberledim. Girdim stüdyo okumaya. Başladım. Akacak coşkun sellerde, esecek deli ellerde diye. Evet. Söyleyemiyorum kendim gibi. Eyvah. Ne yaptı dedim. Cıt tık kıt dedi yani. Ama çok güzel söylüyorsun böyle. İşte içimde bir Burhan Çaçan var demek. İrem'i çıkartamadım içimden. Üç günümüzü falan aldı onu söylemek. Geçen gün medya arkasında senin bu şeyini gösterdik. Psikolog. Mesela hakikaten aklını yitirmiş gibi konuşuyorsun bazen. Bir daha görebilir miyiz onu lütfen? Çok fazla kola içimi döken biriyim. Hatta overdose döken biriyim yani. Eve geliyorum diyorum ki artık böyle her şeyini herkese anlatma. 5 dakikada samimi oluyorsun, anlatıyorsun halanın işte bu hemeroidini. Yani bu konuda kendimi çok törpülemeye çalıştım. Ama olmuyor. Herkesi kendim gibi sandığım için
takır tukur her şeyimi anlatıyorum ve bunun hep zararını görüyor muyum? Evet, görüyorum. O yüzden hani sanki bir kişiye söylediğim şey onda kalacak gibi hissediyorum ama ertesi gün magazinde izliyorum bahsettiğim şeyi. Bu sebeple de daha sosyalliği kısıtlamış bir insan olarak daha evinde, daha domestik bir hayat yaşamaya başladım. İyi oldu. Çünkü zaten 2,5 arkadaşım falan var benim toplamda. Zaten çoğu insana da tahammül edemiyorum. Ve maalesef zekamı çok üstün gördüğüm için olmuyor. Frekans tutmuyor kimseyle. Ay bu da bir klip öncesi, çekim öncesi klasiği. Buzlu. Dur. Bu yeni. Bu da şimdi bu evde yani genelde evdeyim. Evet. Diyorsun evet genelde işte bir de ev halini görüyoruz aslında. X'in arka arkaya gelmesi çok şeker oldu bence. Devam. Çok. Buzlara erimiş. Lene. Üç gibi bir. Uyanmayanı dövüyor. Evet. Evet. Ben sizi dinlemek istiyorum. Ben çünkü sizin çağrınızı duydum. Gel iki deli burada konuşalım diye. Nice ilaçlar, nice psikiyatristler, nice TMS tedavileri bana fayda etmedi. Belki sizden bir fayda gelir. Çok tatlısınız bir tanem. Şimdi bu yani biraz böyle aklım uçuk kaçık mı yoksa hakikaten böyle bir psikiyatrik bir şey, bir tedavi ya da rehabilitasyon gibi şey hakikaten Şimdi benim çünkü insan böyle gerçekten nevrotik olanlar ya da depresyonda olanlar hakikaten üzülürler yani çok üzülürler ve bu Allah kimseye vermesin kimi nevrozlar ya da kimi depresyonlar çok güzel insanlar yani o insanlar aslında bunu ezemezler yani bunu kabul edemezler aslında ama ya üstünsün hakikaten böyle şeyler varsa ya üstün bir şekilde bunu ezebiliyorsun ve buna gülüp eğlenebiliyorsun ya da o kadar ağır bir şey yok. Ben hiç ağır bir şey olduğunu sanmıyorum sende. Ağır bir şey yaşadım aslında yani bu anoreksik İrem dönemi, ölümden dönmem, bir hastanenin bu elimizde ölecek, ünlü birinin elimizde ölmesine göz yumamayız deyip başka bir hastaneye pas atması. Aa öyle bir şey de oldu. Tabii öyle şeyler oldu yani. Başhekimler falan bulamadılar ne var ne yok. Büyük bir enfeksiyon var vücutta. Yürüyen bir iskeletim. Sadece kafa ve memeyim. Kafa büyük. Onu memeyi da sonradan yaptırdım diye. Memeyi özellikle mi söylüyorsun burada? Yani yaptırdığın için söylüyorsun. Rating olsun diye be. Vallahi sizi düşünüyorum. Kendimi hiç düşünmüyorum ben. Kendimi atıyorum ateşlere. Neyse peki. Yaşayan bir iskeletim. Bunları yaşadıktan sonra, çıktıktan sonra hastaneden dedim ki bir dakika ya. Ya bugüne kadar hayatımda kötü giden en fazla, en büyük travma neydi? Anne baba ayrılığı. Hoşt. Herkesin annesi babası ayrılıyor. Ne travması? Kendine gel ya dedim. Aldığın nefesin değerini bil. Ve iyice delirdim. Gerçekten iyice delirdim. Ve böyle kendimi dalıp giderken bulmaya başladım. Yeme bozukluğu bu sefer tam tersine döndü. 100 kiloya doğru gidiyordum. Dedim ki artık benim bir uzman görmem lazım. Çünkü mesela bu daha hastaneye düşmeden ben, tabii ki ben bilinçli bilinçsiz kendime koyduğum isim bu. Anoreksiya farkında değil miyim anasını satayım? Ben çubuk kraker gibi yürüyorum yolda. Baktım 50 tane belirtisini saymışlar anoreksiyanın. 49'u bende var, bir tanesi yok ya dedim ki tamam lan daha olmamışım dedim, devam. Artık dedim kendini profesyonellerin eline bırak. İlk önce bir EEG çekildi. Evde yok. EEG evde yok. Horon tepiyor beyin dalgalarım. Yani böyle bir şey yok. Komple bozuk. Böyle vahim bir tablo mu çıktı? Çok vahim bir tablo çıktı. Hem ilaç tedavisi, hem TMS tedavisi, hem terapilerle bir senede falan bu toparlamış halim o. İzlediğiniz deminki ve şu an karşınızda oturan toparlamış halim benim. Yani çok saçma bir şey. Çok gereksiz bir şey. Ama bir nevi de saygı duymak lazım. Grip olan insana, kanser olan insana parmakla gösterip aa bu kanser, bu grip demiyorsak bu daha beter bir şey. Yani insanın hiçbir fiziki problemi yokken kendine bunları yaşatması daha büyük sıkıntı. Tam olarak atlattım diyebilecek bir halde değilim. Ama en azından kontrolü aldım. Bu arada bir de evlendin galiba. Oldu öyle bir şey. Sonra ama boşandın galiba. Galiba değil, bayağı boşandım. Bayağı oldu. Çok iyi hatırlamıyorum ama peki bu kısa süren bir evlilikti galiba?
bir sene. Çünkü bir seneden sonra anlaşmalı boşanma oluyormuş. Ha onun için ha. Bilirsiniz efendim bunları. Bana evet, sonra, babası üç kere boşanmış bir kadın var karşınızda. Evet, deneyimliyiz yani. Evet. Üç kere mi boşandı baban? Ha. Allah korusun. Evet, evet, evet. İki kere boşandı şu an. İki kere boşandı. Güzel mutlu evli. Evet. Ben de dört kere boşandım. Yani bu evet olabilir bu ama bu senin ilk evliliğindi galiba zaten. İlk ve tek. İlk evet. İlk ve tek evet. Ha öyle olmasını istiyormuşsun gibi konuşuyorsun. Yok. Yok yani bir daha. Evet peki bu evlilik nasıldı? Yani ben bir şeye benzetemedim. Çok bir fark göremedim çünkü yani hani anlamadığım için çok bir şey bir yorum yapamam bunun üzerine. Ama zaten benim kendi çapımda hep şeylerim vardır böyle minik minik ufaktan kalma miniklikten kalma yaralarım vardır. Onları eğer bir gün ebeveyn olursam yaşatmak istemem. Ama onun haricinde doğru insanla güzel bir şey olabilir belki bilmiyorum gerçekten hiçbir şey anlamadım ben yani böyle bir arkadaşa bakıp çıktım gibi oldu. Aa güzel örnekti be. Güzel örnekti. Ay kullanırım bunu ben sonra. Peki şimdi o zaman bize bir şarkı söylesen ve sonra tekrar konuşmaya devam etsek olur mu? Sahtekarca playback yapacağım değil mi? Evet tabii. Ama güzel olabilir. Ama bir şey söyleyeceğim ben playback konserlerde hep sesimi kısıyorum çünkü yediremiyorum kendime üstüne anıra anıra söylüyorum. Şimdi evet. De öyle yapacağım. Şimdi öyle yapabiliriz. Yapacağım. Evet. Olsun. Zaten bizim orkestramızın şey yani çalabileceği kolaylıkta şarkılar değil. Değil mi Tuncer'cim? Yani, tabii canım. Caz standardı bunlar. Çalamazsınız. Evet. Yani hakikaten kolay bir şey değil. Onlar da biraz çalıştılar ama sonra vazgeçtik hakikaten. Yapabiliriz. Çok özür dilerim. Hangi, hangisini? Bu Burhan Çaçan'ın hangisiydi? Sonuncusu Aşkımız Olay olacak. Aşkımız onu mu? Bilmem, siz ne isterseniz. Acemi balık da bize. Önce acemi balığı söyle. O zaman Nalan hareketi yapalım. Evet, evet. Hatırlıyor musunuz Nalan hareketini? Hayır, ya yeni doğdular onlar daha hiç. Evet, peki. O zaman hadi alkışlıyoruz İrem'i. Hoş. Evet bak ay yerim seni güzel kızım benim. Bu duymayanlar için tabii ki bu çeviriler Nestor sayesinde yıllardır devam ediyoruz. Bütün programlardan önce biz başladık. Nestoş'la beraber. Bizden önce sadece bir haber bülteninde vardı ama iyi ki var ve şimdi inşallah böyle bir karar alırsa Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun galiba bir tavsiye kararı çıktı zaten. Emin değilim çok ama bence zorunlu hale getirilmeli ve duymayanlar için mutlaka bu çeviri yapılmalı. Nestoş biliyorsun şarkıları da çeviriyor. Biz ondan şarkıları çevirmesini istememiştik ve ben bunu anlatıp duruyorum. Yani ve hakikaten şöyle bir hizmet yapmışız. Bir duymayanlar, iki tane duymayanlar programı yapmıştık ve onlar bana söylediler. Geldikleri zaman dediler ki biz yıllardır bu televizyonlarda işte duymuyoruz. Hopluyorlar, zıplıyorlar. Millet bir eğlence, bir kakır kakır bir şey falan düşünsene. Yani sen şimdi ne kadar heyecan, ne kadar güzel bir sahnen var. Ve herkes ayağa kalktı falan. Çok güzel bir oldu. Düşünsene onu ne diyor acaba bu? Yani hakikaten duymayanlar merak ediyorlardı bunu. Ne diyor bu acaba? Yani ki herkes çok eğleniyor falan. Sonra Nestoş çevirdikten sonra senin için söylemiyorum senin şarkın için ya da Nalan'ın şarkısı için ama dediler ki bana ulan bir halt demiyorlarmış be. Yani boşuna üzülüyormuşuz. Anlatabildim mi? Çünkü bizde o kadar çok hani gerizekalıca yazılmış Türk popüler müzik şarkısı var ki. Sadece yani, Türk popüler müzik mi yani? Ne var ne başka? Ne yapsın zenciler altın dişlerinden, bling blinglerinden, pırlantalarından bahsediyorlar. Bence biz iyi bir durumdayız ya. Ya ama şeyler ha. Şu an dünyaya hakim almış müzik ne rap? Afrikalı Amerikalıların evet saçma sapan şeyler söylüyorlar. Afrikalı Türkler mi o zaman ya yani. Sonuçta total bir saçmalık var ortada. Pırlantam 8000 karat aldım seni vurdum öldürdüm pis kadın bilmem ne yani biz bunları evet. Yıllardır goşari işe böhte uygana pariyar işe böhte ben bunu yapayım yürü adamım bugün senin doğum günün bugün öyle bir partileyeceğiz ki sanki senin doğum günün ben bir şey diyeyim mi acemi balığı öpüp başlarına koysunlar yani en azından hınçlanmış bir kadının hikayesi var orada boynunu bükeceksin diyor kapımı çalacaksın diyor Nesloş acemi balık yapsana bir. He, çok güzel. Harika. Ya bir alkış alalım mı Nestoş'a? Yıllardır kadıncağız orada ya. Kurban olurum ya.
Yani bu... Ama göğüslerini yaptırdıktan sonra dikkatimi çekmiyor değil hakikaten. Sallıyorum yani, değil mi? Her seferinde yani. Ya bir şey diyeceğim. Lütfen. Herkes gördü mü? Lütfen. Şimdi bir ay bir yatalak dönem geçirdim o ameliyattan sonra. Sonra ilk katıldığım ve evden ilk çıktığım yer Güner Cıvoğlu'nun Şeffaf Oda programıydı. Şeffaf Oda programı, huzur programı diyorum ben ona. O huzuru öyle bir bozmuşum ki. Yapma yahu. Orada ama herkes çok hanım hanımcık oturur sen tabii. Perişan ettin oraları. Ben böyleyim. Poz vermişiz. Konuklar Ceceli, ben, iki oyuncu. Güner Bey fotoğrafta, ben böyleyim. Ya çalıştım, kazandım. Ben öyle yaptırdım diye. Neyse, Allah'tan çok fazla Google'da. Ben iki kere katıldım o programa. Belki üç keredir bilmiyorum ama yıllardır. Yani hakikaten o kadar efendidir ki. Bir kere Güner Bey de şey yapar, erkeklere hiç vakit ayırmaz programda. Böyle kenardan böyle, Güner abi beni de çağırmıştınız falan diyerekten böyle falan. Dur bakalım, dur yani şey söyleyecek şimdi, değil mi? Piyano çalacak hanımefendi, şarkı söyleyecek, sen dur bakalım falan diyerekten. Güner Bey harikulade bir adam, harikulade bir adam. Benim akıl hocam gibi, mentorum gibi, bize buraya kabareye de geldi birkaç kere. Büyük sevk onu dinlemek. Hakika. Hem yakışıklı, hem görmüş geçirmiş, hem yani bu kadar, bu yaşta nasıl bu kadar yakışıklı olunuyor? Bilmiyorum. Anlamadım ben yani. Ben yaşayamayacağım için bilmiyorum. Sen yakışıklı olamayacaksın evet, bir erkek kadar. Niye? Yani. Geçen sene en iyi erkek çıkış pop ödülünü ben aldım. O ne be? En iyi çıkış yapan erkek pop sanatçısı ben aldım. Bu sene de en iyi grup ödülünü aldım. Ne yaptığın için en iyi grup ödülünü aldın? Konusuz. Nasıl bir şey? Gelişine. Nasıl bir şarkıyla aldın en iyi grup ödülünü? En iyi grup, dualar eder insan mutlu bir grup için. Ya deli, gel buraya, iki deli birbirimizi bulalım demedim mi? Ben de ayarlarınızı bozmaya çalışıyorum şu an. Ne yapayım? Ben henüz tanımaya çalışıyorum. Vahşi bir hayvan gibi koklayarak. 32 yıldır çok deneyen oldu onu. Daha başaran yok efendim. Siz yaparsınız. Yoksa sıcak pastay yok. Peki. Bir de bunun sıcak halini düşünemiyorum. Seninle beraber medya arkası yapmak istiyorum. Oley, en sevdiğim şey. Bir şey diyebilir miyim? Söyle. Sizin medya arkasında yıllar önce yaptığınız bir Yılmaz Morgül'ün ağlama sahnesi vardı. Çok güzeldi. Mükemmeldi. Biz sonra Yılmaz Morgül'le jürilik yaptık yan yana Rising Star'da. Fakat benim jargonuma çıpala çıpala ağlamak diye bir şey kattığınız için size çok teşekkür çıpala ederim. Çıpala çıpala ağlamak, evet. Çünkü kaç flörtüm onu benden duyunca sanki Okan Bayülgen lafı değilmiş gibi yedirdim. Ay bu dedim çıpala çıpala ağlıyor. Ay ne demek, ne kadar tatlısın sen falan diye. Neyse işte anı. Senin bazı sözlerine ilgili olarak... beynime aşığım, hayatımı çok zorlaştırsa da beni özel kılıyor. Çok güzel söylemiş. İnanılmaz fosforlu söylemişsin hakikaten. Fosforlu kalemle çizilmelik. Aynen öyle yaptık zaten. Ya ne yaptın beynime aşığımda? Atom mu parçaladım, elektriği mi buldum? Kıvrak bir zekam var, hoş sohbetim ve bu benim hoşuma gidiyor yani. Bazı arkadaşlarının çok iyi arkadaşı olman lazım herhalde, öyledir değil mi? Yani bazı arkadaşlarının en iyi arkadaşısın. Öyle o mi? Kadar. Bir kişinin ya da iki kişinindir. Evet, daha fazlası yok. Peki. Ama onların en iyi arkadaşısın mı? Evet. İki kişi var. Biri Amerika'da, biri burada. Evet. Nerede lan? Ha orada. Nerede kaplara. Lan? Ha orada, evet. Peki. Yani... olmuyor. Çünkü ben yıllarca insanların hep acil durumda camı kırınız, o can simidi var ya. Burada mesela o toplandılar, sıkıldılar. Lan İrem'i arayalım gelsin coştursun. İrem'i arayalım gelsin. Ben kimsenin acil durum simidi olmak istemiyorum. İki arkadaşım var, bana yeter de artar. Gerek yok. İşte böyle konuşuyorum sonra. Ya zekam çok sıkıntı gördüğüm için. Peki. Bunu da samimi söylediğini düşünüyorum. İlgi manyağıyım ben. Herkes beni konuşsun istiyorum. Küçükken... Bu yüzden okulun camından bile atladım. Evet, çapraz bağlarıma bir şeyler olmuştu. Seviyorum. Yani ne yapayım, yalan mı söyleyeyim? Peki bu evlilikte de biraz böyle mi oldu? Yani adamı boğdun mu acaba? Hiç kimse boğdu. Ben o dönemi hatırlamıyorum bile. Hatırlamıyorsun gerçekten çok bile. Uzun dönem geçti üzerine. Ben onun üzerine öyle yollar, öyle deryalar geçirdim ki... Evlilik kavramını ben zaten bilmiyorum gibi kabul ediyorum yani. O çok eski ve yaşanmış bir şey. Aslında yani mesela seni her gördüğümde aslında bunu düşünüyorum. Yani çok eğlenceli bir kadın ama aynı evde yaşanabilir mi diye düşünüyorum yani. Doğru. Kolay olmasa gerek. Her şeyi bırakın, titizlik hastalığım var benim.
Ciddi mi söylüyorsun? Maalesef. Yani... 8 tur dönmem lazım o evi. Tavaf etmem lazım. Bir tane böyle çay kaşığı eğer bir yerde duruyorsa asla uyuyamam. Zaten uykuya da inanmıyorum. Bir saat, bir buçuk saat. Kâfi. Dünya kaçıp gidiyor ellerimden. Niye uyuyayım lan ben? Affedersiniz. Aslında birçok sanatçının, aslında daha çok sanatçıların başına geliyor. Bir ilk gece kuşu, evet gece kuşuydu galiba. İlk gece kuşu programına başladığımda bir hanımefendi vardı. İsmini söylemeyeceğim. Ama artık şöhretinin finaliydi. Yani artık pek eskisi gibi şöhretli değildi. Pek parası da yoktu. Ama işte kendisinde bir evi vardı. O evde oturuyordu. Bir miktarda geliri vardı filan. Ben haftada 5 gece program yapıyordum ve bana geliyordu sürekli ziyarete. Beraber işte televizyonun kafeteryasında oturuyorduk. Eldiven giyiyordu. Bana bir gün eldivenlerini çıkardı. Şu dedi ellerime bak dedi. Paramparça. Hakikaten paramparça elleri. Her gece dedi sabaha kadar dedi halıları siliyorum dedi. Böyle bir şey niye yapıyorsun ki ellerini paralayacak kadar? Başka bir şey yapamıyorum dedi. Yani garip sanatçıların... Üzücüymüş ama bu. Evet üzücü başka gerçekten. Başka bir şey yapamıyorum demesi. Maalesef. Benim bu kadar overdose değil canım. Ama bir yandan da diyorsun ki dışarıdan baktığında sektörün en delisi, en manyağı denilen fakat aslında en normali olan kendi halinde biriyim. Aslında bu dürüstlüğün senin. Dürüst olduğun için böyle yapıyorsun. Yani hanım hanımcık oturmalar, politikli korrekt olmalar. Tabii efendim falan. Ben almayayım biraz önce yedim. Politikli erekt evet. Korrekt değil yürek. Neyse evet. Ama peki bunlar biraz çelişkili değil mi? Çok fazla ve kolayca içini döken biriyim. Aslında öyle değilsin. Değil, aslında değilsin bence. Aslında değilsin. Hep böyle bütün bu. Yani bu kadar tabii kolay basma kalıp hükümler vermek istemiyorum senin hakkında ama aslında ne güzel bir savunma mekanizmasıdır. Yani herkese eğlendirip gitmek, kimse bir şey anlamasın diye. Ama sonucu yok. Biraz da yaptığımız bu değil midir? Yani bu programları da bu yüzden yapmıyor muyuz? Yani siz gelir kazanıyorsunuz. Ben ne yapıyorum? Gidiyorum şaklaban gibi eğlendirip millete eve geliyorum. Bir de o kadar keyifleniyorum ki milletin hesabını ödeyip eve geliyorum. Ne anladım ben bu işten? Gittiğin yerlere başkalarının hesaplarını öder misin? Bayılırım. Ben de öyleyimdir. Bayılırım. Son zamanlarda ödemiyorum. Kabarenin şey, borçları var. Dolayısıyla biraz böyle şey kalkıyor. Bizim de ben sektör önden kesat zaten. Falan. Herkese çöküyorum. Peki medya arkasına bakalım. Boynuzum nerede? Yapmadım boynuz. Ama neden? Yapmadım istemiyorum boynuzu. Ama neden benim istediğim hiçbir şey olmuyor? Yapmıyorum bugün de yapmıyorum. Boynuz, hayır ama boynuz. Küçücük bir şey istedim. Bugünkü medya arkamızı genel bir tema etrafında döndüreceğiz. Neden herkes bu kadar sinirli? Neden herkes birbirine bu kadar atarlanıyor? Ve neden televizyonda insanlar birbirlerine çemkirmezlerse... Bu programlar seyredilmeyecek diye bir düşünce var. Yahu insanların birbirine ezmediği, bozmadığı, sapıkça, saçma sapan cinayi hareketler yapmadığı, işte aha birazdan çakacak bir tane demediğimiz bir program görmüyoruz. Zaten televizyon dizilerinde yeteri kadar var. Herkes birbirini gebertiyor. Yeteri kadar var. Bir de bunlar stüdyo programları ve El Alemin stüdyo programına baktığımız zaman neydi o? Bir tane program vardı. Hadi bir ara biz de niyetlenmiştik onda. Hani Bodrum'daki büyük mandalin bahçesinde yaparız filan diye. Beykoz. Beykoz. Tatlı yapıyorlar babacığım. Tatlı yapıyorlar ya. Anacığım. İngilizlerin programı. Tatlı yapıyorlar. Mis gibi çoluk çocuk, anneanne, dede filan. Yarışma. Yarışma ama. Herkes tatlı yapıyor ya. Hani vardır ya bizde laf var yani. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım diye. Değil mi? Ya bizde bir yerli versiyonunu yaptılar. Millet birbirinin gözünü oydu birader. Gözünü oydu. Gözünü oydu yani. Bu kadar yani bu kadar. Biz böyle değiliz. Biz sevecen insanlarız. Ne oluyor yahu? Bu da şey yarışması. Kuaförüm sensin. Kuaförüm sensin. Azrail'in benim gibi bir şey. Evet görelim. Ne dedim sizden? Boynuz küçücük bir şey mi? Evet. Ya benim zevkime hitap eden bir saç yapmıyorsunuz. Sizin zevkiniz yok ki zaten. Ben sizin de o yüzden var vazgeçtim. Oo ne dedi? Bak, ödümü bak, kopardın Can. Ani tepkiler. Vallahi kuaförün sana nasıl dayanıyor ben hayret ediyorum ha.
İnan tabii tuhafına sana dayanıyorsa benimkisi de bana dayanabilir yani gayet. Yani sen hayat eşini bulma ya. Tek yaşa. Sen, canım. Mau. Kedilerle yaşa. Mau. Ay hepsi birbirini yiyor. Kaşıklarına... Yani hakikaten çok ağır değil mi ya? Sabahları mı ne yayınlanıyor bu program? Böyle hakikaten... Gece tekrarı da var bazen. Var mı? Seyrediyor musun? Görüyorum işte sıradaki program kuaförüm sensin. Ya Flash TV kapanmasaydı ben hep Flash TV seyrediyordum ya. O bana... Kapanmaz! Orada kakışmam. Evet. Bir emmi olarak, emici olarak şu çocuğun elinden tutup bir tedavi ettireydin ne olurdu? Ben de izliyordum. Devam. Işıkların altına peçete koyulmamış. Ha kağıt peçete mi? Evet. Kağıt peçeteleri. Orada. Peynirimiz çok az. Peynirle mi duracağız? Buyurun. Aşırı derece zaten az koymuş. Zaten ikramlık o. Yani. İkramlık yani. Da olsa o çok az. Bu programın ismi biliyorsunuz Zuhal Topal'la Sofra'da. Çok güzel bir program. Ben de Zuhal Topal'ı çok severim, çok beğenirim. Programımıza davet ettik. 2 ay yurt dışına gidiyorum dedi. Çekimleri bitmiş. Büyük ihtimalle bir rehabilitasyon merkezinde tedavi görecek. Yani ben bu programı sunsam zaten intihar ederim. Yani bırak böyle yani rehabilitasyonluk falan halim de kalmaz. Yani bu olacak şey değil. Bak şimdi Zuhal Hanım'ın yanındaki kız galiba orada otururken bir yalan kıvırdı. Çok sevdim onun yalanını. Görelim. İkramlık o. Yani. İkramlık da olsa o çok az. Ya ne kadar yani altı boş bir yorum oldu bu. Kusura bakmayın Özgür Hanım ama iftariyelik biraz zeydi. İftariyelik öyle olur. Dına orucunu bize... açmak için mi sadece ikramlık yok mu? İkramlıklarımız var ama kızımız onları sofraya koymaya yetiştiremediği için ve ikramlıklarla karnımızı doyuramayacağımız için koymadık ama anında getirdik. Ben böyle bir yalan, böyle bir kıvırma görmedim. Fakat ne yapsın? Kızcağız da ne yapsın? Yani herkes birbirini böyle aşağılıyor, süzerek şeyler yok mu? Korkunç. Korkunç. Geliyoruz bir diğer rehabilitasyona ihtiyacı olan Fatih Üre'ye. Görelim. Aa, alsın gitsin. O yol o bu. Alsın gitsin alır gider mi gitmez mi? Berk teyzenin derdi ev galiba. Tabii ki bu her gün oluyor galiba değil mi? Bu her gün mü? Bu böyle? Yani evet, Fatih ne yapsın? Tabii ki orada bir coşma gerekiyor. Fatih, ben Fatih'in performansını Zuhal'den daha yüksek buluyorum. Zuhal Topal'la sofrada da o heyecanı duymuyorum. Yani eski o ne oldu? Evlenmelerdeki heyecan yok. Çünkü sofrada oturuyor kızla. Fatih bütün programı yüzüyle, mimikleriyle şey yapıyor, anime ediyor. Fakat sanıyorum botoks nedeniyle pek de fazla bir mimik olmuyor. Onun için büyük şeyler yapıyorum. Görelim. Senin derdi ev galiba. Aynen. Fatih Bettür anne, Kemal beni alıp gider mi gitmez mi? Bilemem onu. Aman İddiasına girme. Girme. Anne beni aldıktan sonra seni dinlemediği için demek ki hiçbir şey dinlemem. Anam. Oradaki şey animasyonu yani kameramanlar ve tabii montajda yapılan şeyler de var. Yakın girmeler falan filan ya. Hiçbir aldıktan sonra. Anam. Korkunç bir şey. Eskiden tabii ki biraz animasyon olsun, bir şeyler olsun diye. Neydi o? Esra Ceyhan'ımız değil mi? Ne güzeldi. Ne kadar haşerat, hayvanat, doğada yaşayan herkesi. Vallahi program Nuh'un gemisi gibiydi. Yani her şey geldi. Yılan geldi, ördek, keçi, köpek, tavuk. Yani bir herhalde fil falan gelmemiştir. Ya da timsah gelmemiştir yani. Hakikaten. Her şey geldi. Tabii o zaman yani bunun şeyi vardı. Nasıl söyleyeyim? Yani bazı hayvanatın mesela reytingi çok. Mesela... İrem hayvanını fazla mı acaba? Ah yerim seni. O kadar üzülüyorum ki. O kadar kendini aşağılıyorsun ki. Bir televizyon programı yapmak istemez misin başkalarını yaptım. Aşağılamak için? Ne zaman yaptın? Haberim yok benim. Yaptım. Ama patladı. Çünkü yoğun bakıma kaldırıldım. Yoksa gidecekti. İrem Derici ile Eğlenmene Bak isimli. Çok güzel. 3 erkek, 3 bayan şarkılı, türkülü bir yarışma. Grup ödülü aldığınız program. Yok. Onu 1973 yılında o zamanlar rahmetli, ne diyorum ben be, beni de vallahi devam, devam. 10 yıl önce devlet bana emniyet kemerimi takmadığım için ceza kesti.
ve 10 yıldır kemerim beni çıkarmıyor. Biz teşekkür sonuçta. Ediyorum yetkililere. Kendimden ihbarcıyım. Kendimden şikayetçiyim. Dedim Türkiye'ye ders olsun. Yani herkese güvenmesinler. Nerede? Ülkede adalet yok deniliyor. Nerede adalet yok? Var. Adam kendini ihbar ediyor ya. Ah canım benim. Ah şey ne ya. Güzel, ne kadar modern, medeni, ne güzel bir ülke olduk ya Rabbim. Şey akıl sağlığımız yerinde değil olsun ama iyiyiz yani. Bir tane şey vardı gece böyle sigara kullanmayın diye dönen şeyler. Neydi onların genel adı? Duman avcıları mı? Hayır ayol. Kamu spotu spot, ha. Duman avcı. sigara kullanmayın diyor. Orada ha. Bir tane adamcağız çıkıyordu. Şey diyordu böyle. 20 yıldır bunu kullanıyorum. Hiçbir zararını görmemiştim. Daha sonra bir şeyler oldu. Bıraktım. Eskiden torunum bana dedem pis diyordu. Şimdi bana dedem istiyor. Çok geldi aklıma. İyiymiş ama bu. Çok iyi değil mi? O yıllarda hiç evden çıkmamışsın. Değil ben mi? Bazı hani aileler bazı çocuklarını Allah kimseye vermesin. Akıl sağlığı yerinde olmayan çocuklarını evden çıkarmazlar ya. Sabahtan akşama kadar televizyona bakar. Müthiş bir arşiv var. Ben de öyleydim. Hayır ben de, bir şey diyeceğim. Televizyon... Gayet dışarıdaydım. Gayet konservatuvarımı bitirdim. Dünyayı gezdim. Okulumu okudum. Bilmem ne yaptım. Onun haricinde evet asosyaldim. Ama kendi dünyamı yarattım yani. Benim ilk diyaloğum koltuk desenleriyle. O çirkin çirkin böyle gelirdi ya onlar böyle baştan falan. Dıkıl 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 diye onlarla konuşuyormuşum. Ben ne yapayım? Zekam demek ki koltuk üstünü yani. Hani of gerçekten delirtti bu adam beni. Ben niye geldim lan buraya? Devam. Yerli yersiz gülüyorsun. Nerede güleceğini bilmiyorsun. Biz burada komik bir şey anlatmıyoruz yani. Bu işte hakikaten yani Allah'tan o şey gibi değil. Ne o bizimle değilsin. Bizimle Dilson programı hangisiydi? Bizimle Dilson? Bu tarz ha. Katılmış gibi söyledi. Saçlar falan. Bu tarz benim. Bu tarz benim evet değil mi? Bu tarz benim. Evet. Orada mesela ağır aşağılamalar vardı. Çok yani çok haince, çok sertti. Bu yine fena değil ama burada da böyle bir kadınlar bir aradayken yani bize bizim kadınımızı da bir garip tanıtıyor. Sanki kadınlar hep böyleymiş gibi. Hani yani bir böyle bir alttan alta çok gülüyorsun ne oluyor falan filan bir şey bir sinir bir böyle bir tatsızlık bir garip bir aşağılama evet maşallah. Tabii ki gelen sorular da ayrı güzel görelim. Aşk dizileri izlemek hocam. Ne? Aşk dizileri. Şimdi bütün dizilerin içinde aşk var ama seyircimiz şöyle sormuş. Aşk dizileri izlemek oruca zarar verir mi? Dur. Şimdi ben seyircimizin bu kadar gerizekalı olduğunu düşünmüyorum tabii ki. Bu hocalarımıza, değerli hocalarımıza sorulan soruların da televizyoncular tarafından hazırlandığını, hatta böyle büyük toplantılar yapılıyor değil mi? Meşhur hocalarımız orada güzel bilgiler veriyorlar filan. Orada birileri çıkıyor böyle garip garip sorular soruyorlar. Yani bizzat adamın kendisi görüyoruz. O soruların da sordurulduğunu düşünüyorum. Çünkü biz zeki milletiz yahu. Bak kurnaz demiyorum. Zeki milletiz. Zeki milletiz ve de adap bilen bir milletiz değil mi? Orada koskoca hocaya efendim işte bilmem ne abuk subuk böyle şeyler sorduruyorlar. Neden sorduruyorlar? İnsanlar birbirlerine ertesi gün anlatsınlar. Vay bak hocaya bunu da sordular falan gibi. Hem hocayı zor durumda bırakıyorlar. Hem hocayı zor durumda bırakıyorlar. Hoca tabii buna gönüllü değilse. Hem de tabii ki olmaz. Olabilir mi? Bir hoca buna gönüllü olabilir mi? Bir hoca reyting almak için değil mi? İster mi hoca böyle şeylerle reyting almayı? İstemez. Çok ciddi bir şey yapıyor. Dolayısıyla bunu sorduruyorlar. Şimdi bu soruyu niye soruyorsunuz? Adamcağızı bak nasıl zorda bıraktınız görelim. Aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık derler ya. Şimdi dizi seyredebilirsiniz. Bunun içerisinde aşk da olur, meşk de olur. Olmaz değil. Zaten bizim hele Türkçe ise efendim fakir olan zengin kız veya zengin olan fakir kızdır. Efendim o şekilde gider o. Ama bu aşk dediğiniz şey bizi gayrimeşru yola itiyorsa, aklımızı başımızdan alıyorsa... Dur! Yahu Türk dizilerinin son yıllarda yayınlanan hepsi gayrimeşru yola itiyor. Yani bizi gayrimeşru yola itmek, yani eğer bize kötü örnekler sergileniyorsa mı diye ben düşünüyorum. Yani mesela ne izledik değil mi? Binbir Gece vardı değil mi? Ha? Ondan sonra Aşk-ı Memnu'nun
kendisinden, orijinalinden koparılmış, bambaşka hale getirilmiş değil mi? Öyle şeyler izliyoruz. Yani biz, yani hangi çok efendi dizi izliyoruz ki ya millet birbirini kıtır kıtır doğuruyor, ya gayri ahlaki aile ilişkileri filan değil mi? Dizilerde bütün bunlar oluyor. Biz de çok efendice programlar yapıyoruz bunun yanında. Yani bizim yaptığımız programlarda bizzat gerçek kişilerin, yani İrem gibi, ben gibi, biz İrem ve Okan olarak konuşuyoruz değil mi? Ha? Ama dizilerde böyle bir şey yok değil mi? Oyuncular diyor ki efendim ben o rolü oynuyorum. Yani roldeki kişi ahlaksız bir kişi, fettan bilmem ne filan, işte sürekli kocasını aldatıyor. Adam da diyor ki işte adam diyor, çapkın diyor, sürekli karısını aldatıyor diyor. Öbür dizide oynayan diyor ki işte diyor adam diyor katil diyor, sürekli ateş ediyor diyor. Öbürü diyor ki adam delikanlı diyor, şey yapıyor falan. Zaten ben oyuncuyum diyor. Biz öyle değiliz. Biz gerçeğiz. Onun için bizde bir şey olsa çok ayıplanır. Onun için aslında televizyonların en edepli programları talk show'lar. En ufak bir şeyde bizi linç eder insanlar. Oh, dizilerde neler oluyor. Sonra hoca nasıl devam ediyor görelim. Bizi gayrimeşru yola itiyorsa, aklımızı başımızdan alıyorsa... Dur, dur. Meğer başka bir şey anlatıyormuş. Ben sandım ki şeye diyor yani hani aileye kötü örnek oluyor. Mesela işte efendim adam gözü başkasını arıyor falan gibi ben anladım. Tam öyle anlıyordum. Öyle gibi oluyor. Görelim. Aklımızı başımızdan alıyorsa Ramazan orucu tutarken bizi başka başka kapılara doğru sürüklüyor ise elbette Ramazan orucunun sevabı kalmaz. Hı. Yani şurada söylenmeyecek bir laf var. Onu söyleyemiyorum ama erkekler anlasınlar. Yani o aşk dizilerini seyrederken kendi kendinize başka işle yapmaya kalkarsanız o zaman ne oruç kalır, ne namaz kalır, ne hiçbir şey kalmaz. Dur, şimdi bak. Burada ben bu kıza bayılıyorum yıllardır. Bu yani bu kız o kadar hanım hanımcık bir kız ki mesela birisi böyle ayıp bir şey söylemese de o çok utanıyor her şeyden ve bir bu bir yer, bir sunacağız, bir tür ihbarcılık gibi bir şey. Orayı ihbar ediyor. Mesela bu kız bir şey söylüyor, bak. Aa. Niye yapıyorsun bunu ya? Niye yapıyorsun bunu? Bu şeyde de vardır. Seda Hanım'da çok vardır, Seda Sayan'da. Birisi mesela bir şey söyledi, namüsait bir şey söyledi. Gayrı. O ne ya, hemen özür dile. Dur kalkından özür dile. Asıyorlar orada, hemen getiriyorlar. İlmiği böyle ha? Çıkarıyorlar asıyor. Türk halkı adına ölüme mahkum edildin. Asın bunu. Ya. Neyse alkışlamayın. Öyle. Evde oturuyoruz. Birbirimizi mi alkışlıyoruz evde? Gerek yok alkışlamaya. Evet. Ben Seda ablayı alkışladım. Ben de Seda ablayı alkışlıyorum. Seda Hanım hakikaten Türk toplumunda ki Seda Hanım'ı biliyorsun programlarında da şarkıcı türkücü çıkar felsefe yapılır. Ağır felsefe yapılıyordu sabah programlarında. Böyle aile nedir? Hukuk nedir? Olay nedir? Ha? Böyle ağır felsefe. Aile şöyle yapmalıdır, kadın şöyle durmalıdır, erkek böyle yapmalıdır. Ağır felsefe. Adab-ı muaşereti biz onlardan öğrendik. Devam. Arkadaşlar selfie çekerken şöyle düz çektiğiniz zaman... Tamam. Dur. Hemen... En sevdiğim program Duymadık Demeyin. Bizim kanalımızda TV100'de yayınlanıyor. Özellikle medya arkasına koydurdum ki... Cengiz'le Seren Serengil'i birlikte bir övmek istiyorum şimdi. Görelim bakalım. Şöyle düz çektiğiniz zaman hemen göstereyim 2 dakika. Öğrenin. Çünkü yani Cengiz bana ilk öyle itiraz etti. Sonra aynısını yapıyor ben ne yaparsam. Şimdi mesela kamerayı tuttuk. Ne böyle yaptığın zaman yakın çıkıyorsun. En ilginç şey Cengiz'le Seren Serengil'in durumu. Cengiz programı idare ediyor. Programın içeriği hazırlanıyor filan. Ve böyle... yani herhalde böyle oluyordur diye düşünüyorum. Çünkü Cengiz her şeye hakim. Böyle işte altyapısı, arka yapısı, bilmem ne yapısı, haberlerin toplanması falan. Neden sonra Seren Serengil stüdyoya geliyor? Evde yok. Geliyor, güzel miyim? Bir de şey çekiyorlar, Instagram'a video çekiyor. Ben Seren Serengil'i takip etmeye başladım, pişmanım. Fakat takibi de bırakamıyorum çünkü... Bir arkadaş vardı, onu takip ediyordum. Adamı istemiyorum, adamın fotoğrafını görmek. Çok sıkıldım. Sessize alın efendim. Ha, öyle değil, takibi bırakıyorum abi.
10 saniye geçmeden telefon açıyor. Niye bıraktın? Niye beni takip ediyor? Ulan düz diyor, her gün takipçilerini mi sayıyorsun? Sayıyorlar. Meğer program varmış ayol. Evet. Program varmış, oraya haber veriyormuş. Okan Bayülgen senin takibi bıraktı. Hemen telefon açıyor. Niye bıraktın abi? Ne oldu da bıraktın? Bir de yasajı anla. Niye bıraktın? Yani neyi beğenmedin de bıraktın? Hayır, bileyim. Yani ilişkimiz bittiyse, görüşmeyeceksek bileyim falan diye bir şeyler söylüyorum. Dolayısıyla herifi tekrar takip ediyorum. Tekrar bırakıyorum, yine arıyor falan. Dolayısıyla Seren Serengil takibi bırakamıyorum. Ama ve yani o kadar yorgunum ki, o yani her gün o şeyden, ne o? Neyse işte, böyle... Yani o kadar yoruluyorum. Yani çok fena oluyorum ve yani o kadar çok kat, bu kadar filtreli ne var bilmiyorum. Uzakta bir yerde Seren Serengil var. Böyle onu görüyoruz filtrelerde. Evet. Filtreleri aralayıp böyle falan ama çok güzel kız tabii. O da ayrı. Neyse program böyle yapıyor. Şimdi bak Cengiz'e şey anlatıyor. Selfie nasıl çekilir anlatıyor. Öğrenin. Ne böyle oluyor? Yaptığın zaman yakın çıkıyorsun. Bu kadar bak, vesikalık evet. Gibi. Ters yap bakayım. Ama bana. Böyle yaptığın zaman bütün biraz beden, yani o zaman beline kadar bak. He. Beline kadar çıkıyorsun. Yani yakın yerine daha bedeni. Kamera çıkıyor. Yukarıda olmayacak, aşağıda olacak. Selfie dersleri. Teşekkür ediyoruz. Banu Alkan'a, sen iyi tanırsın Banu Alkan'ı. Sen de iyi tanırsın. Ben de iyi tanırım ama sen yapımcılığını yap. Bu çok acayip, yani çok acayip bir şey konuşuluyor. Onun için aldık. Aslında YouTube üzerinden yayınlanan bir program. Gördüğünüz gibi aynı televizyon kanalı gibi, mis gibi işte. Buyursunlar, görelim. Sen yapımcılığını yaptın. Çalıştın da Banu Alkan'la. Sen de çalıştın. Evet, ben de çalıştım. Mesele yok o zaman yani. Herkes bana bir şey çakmasın yani. Bana laf mı çakmak istiyorsun? Ben sen Banu Alkan'a haftada... Sen Banu Alkan'la aşağı yukarı 2 yıl falan çalıştın. Kaç? Banu Alkan'a ben haftada... En çok reytingi aldıran insansın evet, sen Banu Alkan'a. Banu Alkan'a haftada ben kaç lira maaş verdim biliyor musun? Kaç para? 10 bin dolar verdim. Haftada. 40 bin dolar eder ayda aylık. 40 bin dolar maaş verdim ona. De ki 5 ay olduğunu düşün. 200 bin dolar para aldı. 200 bin düşün. Buradan sonra bu 40 bin dolar dendikten sonra orada bir matematik dersi başlıyor ki hani bir ara vardı lise matematiği bilmem üniversite matematiği falan diye televizyonda gösteriliyordu. Çok yararlı. Evet izleyin. De ki 5 ay olduğunu düşün. 200 bin dolar para aldı. 200 bin dolar para bugün kaç para yapıyor Savaş? 100 bin dolar, 600, 1 trilyon 200 milyar 2 ayda 4, 600, 5 ay olsa hiç büyük para. Hiç para kaldı mı diye sor. 1 trilyon 200 milyar para yani almış 5 ayda. Hiç para kaldı büyük mı para. Banu Alkan'da diye sor. Banu'nun bir tane yazlığı var, altın oldu onu biliyorum. Bir kuruşu kalmadı. Çünkü hepsini yedi. Neden yiyor? Biliyor musun? Neden? Dur. O ne? Baba çok güzel program ya, ciddi söylüyorum. Bak dedikodu var, orada yazlığı var diyor, parayı hesaplıyor, matematik var, her şey var. Bir konuşma da bir böyle atarlı filan. Ne oldu bana çakmaya mı çalışıyorsun sen filan? Ha? Sonra övüyor filan. Garip bir ilişki, garip, acayip bir program. Devam. Mars mı daha yakın Macaristan mı? Şu an buraya. Mars. Mars daha yakın Mars. Neden efendim? Şimdi ben artık bunlar çok üzülmeye başladım ya. Yani ülkemizde eğitim seviyesi çok yüksek. Ve çocuklar bu kadar şeyi bilmekten dolayı kafayı üşütmeye başladılar. Bu kadar bilinir mi ya? Bu kadar iyi eğitim verilir mi çocuklara ya? Ha? Değil mi? Hani hakikaten Mars'a gittik yani bu eğitimle. Ha? Değil mi? Ha? Mükemmel. Bunlar bizim çocuklarımız ya. Görelim. Bilmiyorum. İsmi çok karizmatik. Şu an bizim bulunduğumuz yere Mars mı daha yakın, Macaristan mı daha yakın? Mars. Mars. Neden? Hani akşamleyin dama çıktığımda yukarıya baktığımda Mars daha yakın geliyor ama Mars'ı görebiliyorum da ama Macaristan'ı göremiyorum ya. Yani. Çok sağlam. Gülmeyin ya, sağlam abi. Sağlam, başka bir değerlendirme var yani. Damdan değerlendiriyoruz olayı ve onu görüyorum. O Macaristan'ı akşam görmüyorum. Dama çıktığımda, akşam dama yani çıktığımda. Sanki böyle... Bir ritüelmiş gibi bahsetmesi çok tatlı. Akşam her akşam dama çıkıyoruz. Akşam dama çıkılır, ne güzel bir adettir. Demek ki böyle bir kırsal bir belki ailesini ziyarete gidiyor. Böyle bir şey yapıyor değil mi? Ne kadar güzel, büyüklerini belki ziyaret ettiği zaman dama çıkıyor. Ne güzel, damda yatılır da. Damımıza kar yağdı. Bu keyif haftaya kaldı. Zor bela sabır ettik. Bugün de yağmur yağdı. Hey! Hiç iyi değil. Devam. Annem beni görse diyecek ki psikolojisi bozuk gene. Kendini soktu. Abi sen. Ben. Bak, evet.
Evet, İrem bu çıktı. Alkışlıyoruz. Buldum. Alkışlıyoruz. Kaç defa söyledim. Şu çocuğu buraya koymayın. Bende tiksinti uyandırıyor diye. Bunun temizlik manyağı. Aa, seyrediyor musunuz? Ben şu an bayağı şey oldum. Temizlik hastaları. TLC. TLC. D-Max mı TLC mi? TLC değil mi? Bu kadar değilim ama. Ama bu çok acayip abi. Sanıyorum 32 yaşımda ruh eşimi buldum ben. Bastıra bastıra ne sineriz var ya. Ya bu arkadaşı çağırsak ya. Hanımefendiyi de çağırırız. Tanıştırırız en azından. Tabii bir çay içeriz. Bir çay içerler şurada. Evet. Peki. Devam. Açayım mı? Evet, açabilirsiniz. Kapat. Kapat! Dur! Bak. Kapat! Yani bak, dur. Abi. Abi yapmayın. Bu milletin siniri bozuk zaten. Yapma. Ulan yemek programı yapıyorsun. Yahu yemek programı yapıyorsun be adam. Sanki tencereyi açtı, karısının aşığını yakaladı. Açtı orayı. Bir de sosis mi, mosis mi, dolma mı, ne var, et mi var, böyle uzun uzun bir şey görüyorum. Şırdan. Orada. Şırdan mı nedir? Açtı tamam. Orayı. O da ne? Kerimcan Durmaz. Sanki karısının aşığını yakaladı. Öyle bir şey. Kapat! Kapat ulan! Lan yemek yapıyorsunuz. Özür dilerim lan demek istemiyorum yani. Seda Sayan gibi yapayım. Özür dile Türk halkından. Özür dilerim. Evet, devam. Açayım mı? Evet, açabilirsiniz. Kapat. Kapat! Aç, aç, aç. Arkadaş. Yaparken öyle değildi. Daha sonra. Siz mutfakta çalışıyorsunuz değil mi? Bu yemekte biz şef korumasını falan geçtim. Bu yarışmanın şampiyonu oluruz. Bakma gözümün içine. Niye bakıyorsun ya? Ne oluyor ya? Ne oluyor abi? Ha? Yarışmanın ismi The Taste. Ha? Ya yarışmanın ismini alırım ayağımın altına filan olması lazım değil mi? The Taste. Nerede? The Taste'de şey yapıyoruz biz. Aşçıyız. The Taste. The Taste'de aşçılık yapıyoruz. Nedir programımız? The Taste ya. Uluslararası format falan. Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle yani haince şey. Ha, bazı yabancı versiyonlarında hakikaten sert insanlar var. Sert ama işine çok hakim. İşine çok hakim. Ondan sonra biraz şey yapıyor, haşlıyor filan böyle bir. Hafif ama hafif. Böyle bir şey değil. Bu böyle hani ailesini katletmişler gibi, Allah vermesin böyle. Ramala! Evet, devam. Beyler 29 dakika var, ortada yemek yok. Biriniz kestiriyor, biriniz hala sufle yapıyor. Birinizin makarnası yok. Sen de pişir orada, haşta, enginarda pişir. Kapatmam. Kötü yapsan dahi bunu ya, bitmiş bir şekilde buraya koy. Kapan. Birinin daha makarnası çıkmadı. Sürekli çakıyor abi. Değil mi? Ne acayip çakıyor ya. Değil mi? Et dövüyor gibi böyle. Devam. Bitmiş bir şekilde buraya koy. Kapan. Birinin daha makarnası çıkmadı. Biri yapmış sadece bir tane enginar. Yoğurt var mı? Malzemem yok. Şu başka bir şey yok. Ne lazım? Niye ağlıyorsun? Ağlamayacaksın. Burası... Burası ağlama yeri değil. Burası ağlama yeri değil. Çok ağır birader. Görelim. Gonca Vuslateri Cihangir sokaklarında aşkını nasıl... Bunları bizim Cengiz'le Seren'in programından aldık. Şimdi ben de eski şeyim vardı, aparatım. Aparatımı getirdim. Bundan sonra konuşmalarımızda da bunu yapacağım ben de. Şimdi orada olay neyse ona göre şarkı var şekerim. Oley. Benden var mı? Senden var mı bilmiyorum. Her zaman senden bir şey vardı. Yok. Nerede var? Sen Demet Akalın mısın? Değil. Yok. Yok galiba ya. Abi yeni barıştık, yapma gözünü seveyim. Dur bakayım. Ebru Polat da değilsin. Peki. Tamam dur şimdi buna bakalım. Bak şimdi bak. Sevdim varu ki en güzel huy. Şey, ha. Değil mi? Şey yapıyor, şey arabayla kaçıyorlardı böyle kızla oğlan. Arabayla kaçıyorlardı, hemen onun şarkısı geliyor. Değil mi? Bak size de takılıyordum eskiden kadın programında mesela. Diyor ki ah yoruldum diyor. Yoruldum artık falan. Hemen şarkıya başladı. Aşığım aşığım falan. Değil mi? Görelim. Gonca Vuslateri Cihangir sokaklarında aşkını nasıl haykırdı? Sevdim malum ki en güzel huyum.
Dur bak hemen diyor aşkın aykırı sevdiğim falan şarkıya girdi. Sonra öyle unutulma. Böyle unutulur. Hande Ataizi'nin eski eşi Benjamin Harvey kiminle yeni bir aşka yelken açtı? Ben sensiz ve dur. Abi habere haber yani Hande Ataiz'in eski eşi başka aşka yelken açıyor. He? Değil mi? Bizim şeyciler abi öyle unutulmaz böyle unutulur diyerekten bizim haber VTR'si kıza nispet yapıyor oğlum. Kaç katman var? Devam. Berkay'ın hesapları Maliye'nin yakın markajında. Eski bir haber. Berkay'ın hesapları Maliye'nin yakın markajında. Oradan isyanlardayım diye Berkay'ın kendi şarkısından. Değil mi görelim? Berkay'ın hesapları Maliye'nin yakın markajında. İsyanlardayım, isyanlarda, isyanlarda, isyanlardayım. O cezanı ben veremedim ama alnım tuttu sonunda. Demet Akalın küplere bindi. Şarkısını okuyan Ceylan Koynat'ın videosunu kaldırttı. İnanırım yeni yola dönsem ne fark eder? Ünlü futbolcu şaşırtmaya devam ediyor. Mustafa Sandal 20 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez el ele. El ele ulaştır bir... Küçücüğüm her şeyim de girebilirdi. Her şey girebilir. Mükemmel. Devam. El ele ulaştır beni düşman çatlatalım. Dur kaçma. Senin bir aşkım dur yapma. Hangi şey gibi geliyor hani arkadan takip eden paparazziler söylüyormuş. Dur kaçma. Ay. Çok istiyorum ya böyle bir şey. Ya yani hiç ya yapmadık program böyle yapamaz biz. Mesela gel bakalım şimdi. Hadi sen bir şey söyle şimdi mesela de ki birini seviyor musun? Şu an kalbim boş birini sevmiyorum ama asla da kalbimin kapılarını kapatmış değilim. Umudum var inşallah bir gün ben de aşık olacağım. Böyle bir şarkı yok. Ben de bakayım ya. Dur bak. He bak şu aşıksan bunu çalıyoruz hemen. Aşktan umudum bir hossam. Dur. Mesela niye bu saçma şey mesela Hande Yener'den manzara koymuşlar. Niye neden bahsedince çıkacak dur bakalım. Buradan manzara farklı. Suçlu, ben haklı. Evet. Siz bir şey söyleyin, ben seçeyim. Dur. Peki, ben oturayım, sen oraya gel. Çok güzel bir oyun, siz de evinizde oynayabilirsiniz. Merhaba, ben Okan Derici diye. Evet. Sorsam nasıl bir şey söylesiniz? Siz tekrar 5. kez evlenmeyi düşünüyor musunuz? Bilmem, aşığım. Bundan sonra seyretsen göreceksin. Diğer soru. Evet. Evladınızın size benzemesini ister misiniz huy olarak? Ben çok isterim. O kadar isterim ki inşallah. Çünkü onu da eleştirecekler. O da diyecek ki çekemiyorlar bizi. Burada çok büyük sorumluluklar. Hayır, hayır bir program olmaz mı hakikaten? Peki. Bir şey söyleyeceğim şimdi. Bülent Serttaş'ı seviyor musunuz? İnanılmaz seviyorum. Kendisini de, eşini de. Çünkü eşini de seviyorsunuz. Ben hiç onun eşini sevmiyorum. Yani gördüm bir kere, çok saygıdeğer bir hanım. Ama eşini niye seviyorsun? Çok tatlılar ve Bülent Bey o kadar aşık ki eşine. Evet. Ve gerçekten ben hani bu gördüğümüz ekranda sahtekarlığı olmayan, gerçek hayatında da öyle olan insanlara hastayım. O yüzden çok seviyorum Bülent abiyi de, eşini de, kendimi de. Bülent abi bir tür çocuk gibi geliyor bana. Çocuk, o hep onlar bütün programlarımızda şey yapar işte motora da binmeye kalkıyor şey. Geçenlerde direğe tırmandı. Gördüm. Yani bir çocuk ona oyunla ilgili bir şey göster hemen oynamaya başlıyor.